Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Aralık ayında TYT ders çalışma programı nasıl oluşturuluyor onu anlatacağım. Önceki videoda görmüşsünüzdür TYT ile AYT Kasım ayında nasıl yapılır, AYT Kasım Aralık ayında nasıl çalışılır, hangi konular çalışılır bununla ilgili videolarım vardı. Şimdi de Aralık ayındaki TYT videosunu paylaşıyorum. Bir önceki videomda da söylediğim gibi ben tam böyle ay ay işlenmesinden ziyade bizlerin ders çalışmasını etkileyen online eğitim, bakanlığın açıklaması, bilim kurulu, sokağa çıkma yasakları iyice otursun, sistemli olarak gitmemizi istiyorum. Müfredatın değişimine kadar biz önümüzü net görelim ki öyle sallamasyon bir ders çalışma programı oluşturmamış olalım. Öncelikle biliyorsunuz müfredat devam ettirildi. Bizler bunu hep söylüyorduk. Müfredat devam ettirilse de ettirilmese de bu noktada en önemli nokta TYT. TYT'nin çünkü değişme ihtimali yok ve bu konuda rakiplerinize fark atmanız gerekiyor. 2020 YKS verilerini incelediğimiz videoda kanalımızda yer alıyor. Orada TYT ne kadar önemli bir ders olduğunu görmüş olacaksınız. İsterseniz şimdi konu bazlı bu Aralık, Ocağın ikinci haftasına kadar, birinci haftasına kadar TYT'de hangi konuları bitirmemiz gerekiyor? Branş branş bunları konuşalım. Öncelikle TYT Türkçe'ye baktığımız zaman bizler için TYT Türkçe'nin 28 soruluk kısmını dolduran paragraf noktasını baştan sona bitirmemiz gerekiyor. Nedir bu paragrafta? Yapı, paragrafta anlatım yöntemleri, ana düşünce, yardımcı fikir kısımlarını bitirip gramer kısmı olarak da sözcük türleriyle başlayıp isimle devam etmeniz gerekiyor. TYT coğrafyaya geldiğiniz zaman işin matematik kısmı birazcık daha devam ediyor. Burada basınç ve nem en önemli konular iklimle beraber ve sonrasında iç kuvvetlere başlamanızı istiyorum. İç kuvvetleri bitirdiğiniz zaman ocağın 2. 3. haftasına gelmiş olacaksınız. Burada en önemlisi çalışırken oluşturduğunuz yani ezber konuları geçecek. Burada mantıkla ezber konuları geçecek burada. O yüzden iyi anlamlandırmak adına lütfen TYT coğrafyada özellikle iç kuvvetlerde kendinize bir zihin haritası oluşturun ki sınav sırasında çalışmanız kolay olsun. Gelelim tarih noktasına. Tarihte de Emeviler, Abbasilerle devam edeceğiz. Türklerin yani İslam kabulü Selçuklu Türkiye'sine kadar devam edeceğiz. Ocaktan sonra da artık Osmanlı'ya başlamış olacağız. Din kültürüne geldiğimiz zaman bunu hep söylüyorum. Din kültürü ve felsefe benim için sorular olarak en önemli olan yerlerden bir tanesi. 2020 veri analizinde de gördüğünüz üzere en çok TYT'de puan getiren kısım din kültürü. Çünkü soruları az dokunulmuş, zorlanılmış ve o yüzden de puan değeri yüksek olan kısımlardan bir tanesi. Bunun ayrıntılı incelemesi kanalındaki diğer videolarda var. Oradan da görebilirsiniz. Burada Peygamber Efendimizin hayatı, din ve hayat konularındaki testleri çözmenizi istiyorum. Bunu sürekli dile getiriyorum. Burada soru çözdüğünüz zaman emin olun Türkçe'ye ilk paragraf soru çözmüş kadar size katkısı olacaktır. Ekstradan da 5 sorunun puanını getirecektir. Burada devam ettiğimiz zaman felsefe ile aynı şekilde konu testlerini devam etmenizi istiyorum. Çok konunun açıkçası müfredattaki konunun önemi yok. Burada felsefede bol bol önünüze gelen soruları çözmeniz gerekiyor. Siyaset felsefesi, felsefeyi okuma, yazma, milattan önce 6. yüzyıldan milattan sonra 12. yüzyıl felsefesine kadar olan kısımdaki testleri çözmenizi tavsiye ediyorum. Geldik Mat 1 ve Mat 1'de aynı Türkçedeki paragraf sorusu gibi en önemli konu olduğu kısma geliyorum ve ben buna bir 45 günlük süreç ayırıyorum ve günde bugünden itibaren 10 paragraf, 10 tane de problem sorusunu ihmal etmemenizi istiyorum. Ve Aralık ayından Ocak ayının ortasına kadar Mat 1'deki yapacağınız en önemli iş oran orantı problemlerin bitirilmesi. Artı bunlara ek olarak da köklü ifadelerin tamamlanması. Geometri noktasında da doğrunun analitiğiyle devam etmek. Artık üçgen bitti, birazcık daha çokgenler, dörtgenler, yamuk, paralel kenar. Bunlar üzerinde durmanızı istiyorum. Çok hızlı gitmeyin özellikle geometri noktasında. Çünkü geometri görme dersidir. Sorular genelde basittir. Ama sizin çok zor çözüp pratik olarak görme yetisine sahip olmanız gerekiyor. Burada diğer çokgenlere de geçebilirsiniz. Diğer şekillere de geçebilirsiniz ama bu sizleri zayıflatacaktır. Şu 1,5 aylık dönemde bu doğrunun analitiği, çokgenler, dörtgenler, yamuk, paralel kenarı bitirseniz emin olun çok iyi bir yerde olmuş olacaksınız.
Bundan sonraki süreci çünkü düşünüyorum. Benim buradaki ders programım Nisan gibi bitmiş oluyor. Ondan sonra bir 2 ay, 3 ay zaten tekrar etme seansımız olacak. TYT fiziğe geldiğimiz zaman prizmalar, renk, mercekler, iş, güç, enerji, mekanik enerji korunumu diye devam ediyorum. Bu kısımları iyi bir şekilde tamamlarsanız eğer bunu tamamlarsanız yani şöyle söyleyeyim fizikten AYT'ye nazaran TYT fizik daha da kolay geliyor ve o da kas sayısı yüksek olan derslerden bir tanesi. TYT kimyaya çok girmiyorum çünkü AYT'deki ders çalışma programının içerisinde maddenin halleriyle zaten AYT kimya ile TYT kimyayı tümleşik halde götürmüş oluyorum. Yine konuyla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz kısımlar olursa altta yorumlar kısmına veya Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.